Günaydın dostlar. Tarihi bilmiyorum. Kasım'ın 20'si mi 20'si mi 21'i mi öyle bir şey. Günlerden cuma. Sabah tuvalete gittim. Aklıma bir fikir geldi. Hemen toparlandım. Yola çıktım. Ne planladım? Nereye gideceğim? Nasıl yapacağım? Farklı farklı senaryolar var kafamda. Onları daha sakin bir yolda anlatacağım. Evet. Şöyle klasik bir tane Kuşadası'ndan çıkma videosu da alalım. Şimdi agalar, siz Selçuk Pamucak arasındaki dutlu yol, okaliptüslü yol manzarasını izlerken ben de bu tur fikrinden biraz kafamdaki muhtemel senaryolardan bahsedeyim. Buradan sakin bir yol yok şu an. Aslında dediğim gibi bu tur öyle tuvalette birden aklıma gelen bir şey değil. Bir süredir bu tur planı kafamdaydı. Niyetim aslında şeydi. Ekim ayında, Eylül ayında yaptığım Züğürt Tesellisi bisiklet turu gibi böyle dönmeli dolaşmalı bir rotayı Ege'nin güneyinde yapma niyetindeydim. Ama biraz tembelliğinden, biraz da havaların soğumasından bu planı rafa kaldırdım. Ama rafa kaldırdım dediysem öyle çok da diplere değil, direkt göz önünde her zaman aklımın köşesinde bir yerlerdeydi. Havalar da soğuyunca tabii iç kesimlere girmek biraz sıkıntı oluşturmaya başladı. Ben de ne yapayım dedim. Bu turun en azından tamamını olmazsa bile bir kısmını kat edeyim dedim. O niyetle kafamda öyle bir sürekli dönendi kafamda. Bir haftadır falan ya bugün çıkayım ya yarın çıkayım falan diyordum da nasıl çıkacağım? Kafamda kabaca şöyle belirledim. Alaşehir'den, Sarıkız'dan, Buldan'dan geçip işte Bozdoğan, Kavaklıdere, Çin'e, Karpuzlu o şekilde fazla Anadolu'nun içlerine girmeden böyle bir tur planladım. Sabah çıkarken niyetim buradan Küçük Menderes Ovası'ndan, Kiraz'dan Alaşehir'e geçmekti ama hem şey olduğu için, ova olduğu için, hem de karşıdan rüzgar olduğu için, bir de daha önce zaten bu yolları kat ettiğim için bu senaryodan biraz uzaklaştım. Zaten Balat'a ve Cant'te bir ihtiyacım olduğu için İzmir'e gitme düşüncesi belirdi kafamda. İzmir'e gitmişken de bu ihtiyaçlarımı gidereyim, ondan sonra otobüsle giderim gibi bir senaryo oluşturdum kafamda ama saat de 12.30 oldu. Benim gitmem İzmir'e gitmem 2-2.30 olsa oradan oraya nereden baksan 5'te 6'da Alaşehir'de olurum. Ondan sonra zaten yol alamam. Öyle de olunca başka bir senaryo da kafamda şöyle oluştu. İzmir'e gideyim. Alacakları verecekleri alayım vereyim. Ondan sonra İzmir'de bir gece kalıp yarın sabahleyin otogardan Alaşehir'e gideyim. Oradan turuma başlayayım niyetindeydim. Şimdi tur böyle kısa da olabilir dediğim gibi. Ama hava yol şartlarına göre biraz daha böyle uzatıp 1000 metre rakımın üzerine de çıkabilirim kısa bir sürede. İşte ne yaparım? Buldan'dan Bozdoğan'a geçmem Büyük Menderes Ovası'ndan, Denizli üstünden işte Serinhisar Acıpayam'dan dönerim belki Bozdoğan Kavaklıdere taraflarına. Bakalım. Yani bu kafamdaki farklı senaryoları hava ve yol şartları belirleyecek. Biraz da sağlık meseleleri tabii. Şu an sağlığım iyi çok şükür de belli olmaz yani. Bütün şartlar oluşursa farklı farklı senaryolar kafamda zaten sürekli var. Yani şu da olabilir. Alaşehir'e giderim. Hava bozar.
bir aksilik çıkar, direkt Alaşehir'den otobüse binip geri dönebilirim. Ya da ne bileyim, Alaşehir'den Sarıgöl, Buldan üstünden Denizli'ye gidip Denizli'den otobüse dönebilirim. Hiç belli olmaz. Durum bundan ibaret. Bir anlatayım dedim. Ha, bu arada o kadar hızlı çıktım ki en yakın dostumu unutmuşum. Bu turda sopam yok. Yolda bir tane sopa bulup idarelik onu kullanacağım. Bir de kahvaltı yapmadan çıktım. Selçuk'a gidince Murat Aga'nın büfede bir sandviç yerim. Ondan sonra da bir saat sonra tren var Selçuk'tan. Onunla İzban'a biner, topuklarım İzmir'e doğru bakalım. Evet, meşhur Dütlü yol burası. Burada belediye banklar yapmış, tuvaletler yapmış, yürüyüş yolu var. Seviyoruz bu yolu. Evet, şu anda Alaşehir Otogarı'ndayız. Şuradan bir yerlerden yol bulacak yani. Güzel. Ne yaptık şimdi? Selçuk'tan İzban'la İzmir'e geldim. İzmir'e Şerif Aga'ya uğradım. Selim Usta'ya uğradım. Oradan otogara geldim, bindim otobüse, 2,5 saat sonra Alaşehir'deyim. Şimdi Alaşehir otogarından çıkıyorum. Gece karanlığa kalacağım diye şey yaptım, bir otelden yer ayırttım kendimi. Bir gece otelde kalacağım. Evet, günaydın. 20 Kasım Cumartesi. Ne yaptık, ne ettik. Akşam otobüsle Alaşehir'e geldim. Oradan 3 kilometre sürüş yapıp otele geldim. Şahin Otel diye bir otel. Şuraya dur, acele etme. İnternetten 110 euro. Arkadaş, bir huzur vermediniz ya. Al amına koyayım, nereye gidiyorsan git. Çektim kenara. Neyse işte. Şahin Otel diye bir otelden rezervasyon yaptırdım akşam internetten. 110 liraya. Ama otele gelince benden 150 lira aldılar. Otel güzeldi, bana ayrı mesela. Güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi burada bir kilise kalıntısı varmış, oraya gidiyorum. Ondan sonra da arkadaşım var, baba arkadaşım. St. John Kilisesi kalıntıları. Hoppa! Bu İncil'de geçen 7 kiliseden biriymiş. Alaşehir St. John Kilisesi. Ama çok da bir şey kalmamış. 3-4 tane ayak mı derler, bacak mı derler, tonoz mu derler, ondan kalmış. Biraz da sağda solda kalıntılar, mermer kalıntıları. Bakalım ne varmış. Görülmeye değer bir şey yok ama gelmişken uğrayalım dedik. Belki daha kazılar devam eder. Arkada da Yıldırım Beyazıt Camii var. Durum böyle. Ama güzel. Geldim. Pişman değilim. Philadelphia St. John Kilisesi. Daha burada böyle bir
kazılı alanlar var. Ya toprağın altında daha bir şey var. Ya da burası temeli, bilemiyorum. Aslında Yıldırım Beyazıt Camii var. Burada yazdığına göre halk bu kiliseyi istememiş. Yıldırım Beyazıt da onun tam karşısına bir cami yaptırmış kendi adına. İsteyen demiş camiye gitsin, isteyen kiliseye. Kimse kimsenin dinine karışmasın demiş. Öyle yazıyor. Tabii Kurtuluş Savaşı yıllarında yakılmış, yıkılmış. Orijinalliğini yitirmiş. Sadece minaresi, bir de gövde kısmı orijinal kalmış. Öyle yazıyor. Bir gelelim, var bakalım ne var. İki fotoğraf alırız. Yıldırım Beyazıt Camii. Yıldırım Beyazıt Camii, St. John Kilisesi. Evet. Hüseyin kardeşimle de görüştüm. Şimdi Alaşehir'den yavaş yavaş çıkıyoruz. Kaplama mı diye bir şey dedik. Güzelmiş ama. Beğendim. Alaşehir'de gelirseniz iyi. Şuraya bir yerlere koyacağım fotoğrafını. Oh! Alaşehir'den çıktım. Saat 11.30. Denizli istikametine doğru, yani güneye doğru gidiyorum. İki tarafında dağlar. Rüzgar arkada. Keyfim bicir. Şimdilik ilk istikametim Sarıgöl. Ondan sonra bir tırmanışım olacak. Ana yoldan değil de köy yollarından gitme niyetindeyim. Bakalım. Tur başladı. Daha erken başlardı da. Biraz Alaşehir'i gezdim. Hüseyin kardeşimle görüştüm. Hüseyin Yıldırım. Onunla bir görüştüm. Sohbet, muhabbet. Saat 11.30'u buldu. Akşam ön tekerleği iyi takamamışım galiba. Bir disk sürtmesi var. Onun haricinde bir sıkıntım yok şu anda. Oo, Alaşehir tabelası varmış burada. Çıkış. Bir çıkış tabeli fotoğrafı alayım. Güle güle Alaşehir. Daha sonra yine geleceğim. Şimdi burada Denizli yolundan ayrılıyorum. Eşme'ye doğru sapacağım. Arka başka bir yol daha var, oradan gideceğim. Bir de yeşil yurta uğrayacağım. Ana yol çok gürültülü. Daha sakin bir yol var. Gezmeye geldik değil mi buralara? Ana yoldan basmaya değil. Badınca mı? Dadınca mı? Badınca. Öyle bir yerden döndüm. Badınca. Şimdi Eşme yönüne doğru gidiyorum. Şurada 7-8 kilometre ileride Yeşilyurt mahallesi mi, köyü mü, beldesi mi, neyse o var. Oo, Balat'a gitti. Değiştireceğiz galiba uzun bir yerde. Önce bir Yeşilyurt'a bir gideyim diye, ondan sonra değiştirelim.
Şimdi ama şehir nasıl bir yer ondan bahsedeyim. Şöyle burası dümdüz bir ova. Şurada böyle bir dağlık bölge var. Bir de bu tarafta bir dağlık bölge var. Bunlar da Bozdağ. Şu tepe, şu dağları açtıktan sonra Küçük Menderes Ovası var orada. Böyle bir ova. 2019 yılında Zafer'e giden yolda Şafak abiyle buradan şu yönden dağlardan inmiştik şeye doğru. Buraya inip Adana'ya gidip oradan İzmir'e doğru devam etmiştik. Genel olarak coğrafya böyle. Burası Manisa olunca her tarafta ovada üzüm oluyor. Tabii üzüm hasadı bitti. Eylül ayında bitti bağ buzumu. Buranın da zaten üzümü meşhur. Şarabı da meşhurdur. Bakmak lazım. Bulursak bir Sarıgöl Avaşehir şarabı alırız. Oh. Şöyle de bir uç bıraktım. Burayı bisiklete dayayacağım. Onun için. Yol kenarından böyle geçerken şu dalları gördüm. Aceleyle çıktığımdan sopamı unuttuydum. Şimdi şöyle bir kırdım sopa. Bununla idare edeceğiz bir hafta 10 gün. Sopa önemli. Unuttuğum için çok pişmanım. Evet, Eşme 42, Uşak 100. Ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz o tarafa gitmeyeceğiz. Yeşilyurt'tan sağa doğru döneceğim. Denizli istikametine gideceğim. Sanırım bir 400 metre kadar bir tırmanış var. Ondan sonra Buldan tarafına. Bakalım bu akşam nerede kalacağız? Daha onun hesaplamasını, planlamasını yapmadım da. Şurada Letgo'dan bir telefon bulduydum. Ona bakmaya gidiyorum şu an. Benim cep telefonumun bayağı modeli düştü. Eski model. Artık pek çok uygulamayı ya güncelleme gelmiyor. Onun için çok randımanlı kullanamıyorum. Çok direndim yeni telefon almamak için. Ancak buraya kadar dayanabilirim. Şimdi bir bakacağım bakalım telefona. Sağda solda çok araştırdım. LG G7 Think diye bir modeli alacağım. Piyasa fiyatı normalde 6.000-7.000 lira falan da 1500 liraya satıyorlar bunu. 1550 liraya. Onu alacağım. Aslında bu fiyata Çin malı daha özellikleri yüksek telefonlar da almak mümkün ama ben biraz siyasi sebeplerden Çin malı telefon almak istemiyorum. Vay. Yeşilyurt güzelmiş yalnız. Beğendim burayı. Burası bir okul. Avı sahası var. Basket sahası var. Şurada güzel bir parkı var. Burada kamp atılır acı. Daha erken gelmiş olsaydım burada kalırdım herhalde. İbrahim Süzer Parkı'ymış. Şahane bir yer. Alaşehir, Sarıgöl tarafına gelecek olursanız Yeşilyurt'ta sizleri bekliyor kamp atmak için. Kimsenin de sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Risk meselesini de çözmek lazım. Gecet gecet gecet. Merhaba, nasılsın İbrahim? İyi, hayırlı olsun. Burada ovada geziyorsun ama galiba. Evet. İbrahim Erdoğan, hoş geldin yeni kanalıma.
Bu da buranın delisi. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Yeşilyurt'tan çıktım. Şimdi Sarıgöl'e doğru gidiyorum. Orada başka bir yol daha vardı da çok dolanıyordu galiba. Onun için tekrar ana yola bağlanıp Sarıgöl'e gideceğim. Yolda giderken yol kenarında böyle bir yer gördüm. Burası normalde bir su kanalı. Buradan su akıyor. Bankı buraya koymuşlar böyle. Bankta oturup bir yandan artık bir izleniyorlar, bir izleniyorlar. Yemek yiyorsa yiyorlar. Alttan da ayakları serinliyor. Böyle bir düzenek yapmışlar. Bankı buraya kanalın üstüne koymuşlar. Gördüm de bu kadar sefa pezemengini görmedim yani. Vallahi helal olsun, iyi düşünmüşler. Şimdi burada yol ayrılıyor. Bu yol düz devam edersen buradan Denizli karayolu. Ben buradan şimdi Sarıgöl ilçesinin içine gireceğim. Oradan aradan köy yollarından devam edeceğim. Niyetim sakin sakin gitmek. Hiç çekemem araç trafiğini. Ha, bu arada Sarıgürt tabelası da geldik. Buraya gelmişken bir fotoğraf çekerim tabii. Her zaman gelmiyor Sarıgürt'e. Şimdi ana yolun altından geçip Sarıgürt'e doğru gidiyorum. Sarıgürt'e ne yapacağız? Sabah için, akşam için alışveriş yapacağım. Ondan sonra hiç oyalanmadan köy yollarından ana yola paralel bir şekilde yoluma devam edeceğim. Buldan civarında da tekrar ana yola çıkıp ondan sonraki duruma göre karar vereceğiz. Ama bugün Buldan'a varmam herhalde, bilmiyorum. Orada yol üstünde bir baraj gölü görüyorum. Gördüm haritada. Belki orada kamp atabilirim. Bakacağım duruma göre. Sarıgöl'e de ilk defa geliyorum. Sarıgöl diyorum. Sarıgöl değil aslında. Sarıgöl. Yanlış olmasın. Sarıgöl. Sarıgöl. Manisa Sarıgöl. Sarıgöl de benim Manisa ili içinde görmediğim tek ilçeydi. An itibariyle ona da giriş yaptım. Artık Manisa ilçesinin ilinde komple fulledik. Gördük her yerini. Sarıgöl'ün de içine giriş yapıyoruz. Ne güzel ismi var. İstiklal Caddesi. Kesin 80'li yıllarda buranın ismi Kenan Evren Caddesi'ydi. %90. Niye böyle diyorum? Çünkü Kenan Evren Alaşehirli. Malum bizim insanlarımız güce pek tapar. İktidar kimdeyse onun ismini sağa sola vermeye çok bayılırlar. Bir zamanlar her yer Kenan Evren Caddesi, Kenan Evren Stadyumu'ydu. Sonra Turgut Özal Caddesi, Turgut Özal Stadyumu oldu. Sonra Süleyman Demirel oldu. Sonra işte Cengiz Kurtoğlu oldu. İleride ne olacak öyle değil. Şimdi arkadaşlar sizler için sesli düşünüyorum. Ne alacağız, ne vereceğiz? Ekmek alacağım önce. Bir paket makarna alayım. Yumurta alacağım. Tulum peyniri alacağım. Hop, bura Manisa. Aç kendini. Buranın delisi çok. Neyse, düşünmekten vazgeçtik. Şimdi alışverişi yaptık. Kaç lira bayıldık. ₺1.65 bayıldık. Su aldım. Fındık kreması aldım. Bir
tane tulum peyniri aldım. Bir barbunya konservesi. İki tane gofret. Nescafe aldım onu. Bir makarna aldım. Bir ekmek aldım. Bir de yumurta aldım 15'li. Normalde 6'lı alıyorum ama 6'lı yoktu. 15'li aldım. 2-3 gün yumurta almayacağız ama taşıyacağız. O da 17-18 liraymış. Eskiden şu kadar alışveriş için 20 lira 30 lira veriyorduk. Gitti 70 lira. Uçuyoruz ya. Ekonomi uçuyor ya. Ya o kadar yeni telefon muhabbeti yaptık. Onu aldım, bunu verdim diye şey yaptım. Aldığım telefon bu. LG G7. Hangi ara açtık lan biz bunu? Direkt parmağa dokununca işte. Sihirli parmak o. Bu yani. Şimdi burada ben ilginç bir durumla karşılaştım. Şu an Eylül, Ekim, Kasım ayının sonundayız. Yani Kasım'ın 20'si hala burada toplanmamış üzümler var. Ben buna bir anlam veremedim. Böyle üstlerini örtmüşler. Ama şey de olabilir bunlar. Şaraplık üzüm, maraplık üzüm dalgasına daha sonra toplanıyor da olabilir. Bilmiyorum. Soracağım, öğreneceğim. İleride birine denk gelirsem köyden, köylü, aga diyeceğim bunlar niye toplanmıyor, öğreneceğim bakayım neymiş, merak ettim. Hala bir paylaşayım dedim. Nasılsın? Nasılsın diyorum. Allah'a şükür, sen nasılsın? İyiyim ya, gidiyorum Denizli'ye doğru yavaş yavaş. Neden böyle gidiyorsun? Geze geze. Aradan çıkacağım, buradan doğru. Başka yol yok değil mi? O barajdan daha yok, öte. Yok. Mecbur ana yola çıkacağım. Aynen. Tamam bakalım. Aynen. Hadi kolay gelsin sana. İyi günler. Sağ ol abi. Gizli kayıt da yaptık. Ah lan ah. Şu GoPro 1980'de bende olacaktım var ya. Ne Uğur Dündar kalırdı, ne Reha Muhtar. Her türlü gizli çekim yapardım. Şimdi bir dayıyla muhabbet ettim ben de. Şey, kameranın açısını iyi ayarlayamamışım. Hep yukarı çekip göstermiş. Bu toplanmayan üzümleri sordum ben de. Dedim, bunlar niye toplanmıyor acaba dedim. Özel bir amaç için mi onlar bekletiliyor falan. Yok dedi, onlar dedi yüksek ihtimalle dedi satılmıştır dedi. Satın alan kişi de toplamamıştır. Ondan dedi. Sezon dedim, normal dedim. Bunlar dedim Eylül-Ekim gibi toplanmıyor mu? Kasım'ın sonu geldi artık toplanmamış. Yok dedi, normal sezon dedi zaten böyle dedi. Sezon benim bildiğim aksine öyle bir ay, bir buçuk ay falan değilmiş üzüm toplama sezonu. Böyle Kasım sonuna kadar devam ediyoruz. Yani o üzümler toplanacak. Daha önce bildiğim gibi hani şarap için, marap için toplamamışlar, bekletiyorlar falan gibi bir durum yok. Bu da böyle bugünün bilgisi oldu. Şuradan küçük bir salkım üzüm koparacağım. Canım çekti. Ah. Fazla abartmadan şöyle ufak bir tane alayım yeter. Sabahtan beri, Alaşehir'den beri düz ovada yolculuk yapıyorum. Yaklaşık 47 kilometredir. Ovanın etrafındaki, tarafındaki sıra dağlar daraldı. En sonunda böyle bir vadi başlangıcına geldim. Şimdi üzüm bağları bitiyor. Buradan sonra bir dere yatağı var. O dere yatağı boyunca yukarı doğru çıkacağım. Tırmanış başlıyor. O tırmanışın sonunda da bir baraj var. Yaklaşık 5 kilometre kadar bir tırmanacağım herhalde. Zaten saatte 5 oldu. O 5 kilometreyi de 1 saatte çıksam herhalde hava kararmadan falan baraj
civarında bir yerde kamp atacağım bu gece. Giden traktörün şoförüyle muhabbet ettim. Buralara çok bisikletli gelmiyor galiba Sarıgöl taraflarına. Şey diyor bana, paraşütle mi geldim buraya diyor. Anlamadım da hani gökten paraşütle mi indim falan diyor böyle. Buralara çok gelmez böyle, gitmez kimse falan dedi. Rampadır, çıkamazsın, zartlık muhabbeti yaptı. Dedim çıkarım yavaş yavaş. Sakin sakin kafa dinleye dinleye gidiyorum dedim. Çıkamadığım yerde yürürüz. Paraşütle mi geldin dedi ya. Karşısı Alaşehir, Sarıgöl tarafı. Güneş batacak bir saat sonra falan. Ova bitti. Bunlar gördüğüm son asma üzüm bahçeleri. Buradan sonra tırmanış başlıyor. Tırmanışta çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Güneşin batmasına yarım saat kaldı. Biraz tırmandım ama devam etmeyeceğim. Şöyle yolun kenarında şöyle bir düzlük buldum. Biraz da orası aşağıda. Ağaçlar da var. Yoldan geçenlerin beni görmeyeceği şekilde. Oraya gideceğim şimdi. Kamp kuracağım bu akşam. Hava kararmadan da yemeğimi falan yiyeyim mi? Dinleneyim. Yarın sabahleyin tırmanırız yola. Şöyle bir patika var. Bu gece buradayım. Ama neredeyim ona daha karar veremedim. Şimdi şuraya bisikleti bırakayım da. Karşıdan gelen araçların beni görmeyeceği yer. Şimdi hava kararmadan çadırımı şuraya kurdum. Burası böyle bir set, böyle bir düzlük var. Yol üstten gidiyor buradan. Şuradan araba döndüğü zaman ışığı vurmuyor. Şu set engelliyor. Şuradan bir aradan gözüküyorum. O da arabanın ışığı oradan geçerken buraya direkt vurmuyor zaten. Ondan dolayı sıkıntısız, bakın araba geçiyor. Sadece aydınlıkta bir gözüküyor. Onun haricinde sıkıntı yok. Zaten yukarıda ancak duracak da öyle gözükecek. Şurada da ağaçlar var, kesiyor. Bundan dolayı burası son derece güzel, güvenli. Şuraya da bisiklet koyacağım. Şuradan çadırın pollerini kilitleyip onu bu geceyi burada geçireceğim. Erkenden hava kararmadan çadırımı kurdum. Eşyaları yer değiştireceğim. Konserve var, belki onu yerim, belki makarna yaparım. Bu gece buradayım. Herhangi bir bisikleti kilitleyecek ağaç, direk falan filan sabit bir cismin olmadığı yerlerde ben çadırın güvenliğini şu şekilde sağlıyorum. Bakın polü ve çadırı şöyle tekerleğin arasından geçirip öyle bir şey yaptım. Bisikleti yatırdım. Burayı da aynı şekilde kazığı canterlerin arasından şey yaptım. Hani bu gece bunu buradan kaldırmak isteyen biri mutlaka çadırı çekip beni uyandırması gerekiyor. Ondan dolayı böyle bir güvenlik önlemim var. Seleyi aldım yanıma. Deri olduğu için ıslanmasın, nemlenmesin diye. Kilitleri kullanmam bile. Ama yine şöyle şuradan yine böyle bir kilit atacağım. Göstermelik olarak boşta duracağına orada dursun.